PLC'lerde IO'lar ekonomik kullanılması gereken şeylerdir. IO'dan kastettiğim şey giriş ve çıkışlar. Eğer sisteminizde güvenlikten ödün vermiyorsanız ve sistem çalışmasını bozmuyorsa giriş çıkış sayılarınızı sadeleştirmeye gidebilirsiniz. Örneğin elinizde bir sistem var, peş peşe iki tane elemanı çalıştırıyorsunuz. Parçaları bir tanesi sıkıştırıyor silindir, ikincisi yukarıdan aşağı işte kapama, etiketleme ve benzeri bir şey yapıyor, markalama yapıyor. Butona basıyorsun, parçayı sıkıştırıyorsun, parçanın yerinde olup olmadığını kontrol ettikten sonra gözle, örneğin ikinci butona basıyorsun. İşte yukarıdan başka bir silindir geliyor, o parçaya bir işlem yapıyor. Bakın burada peş peşe birbirine bağlı bir çalışma vardır ama zamanlama keyfidir. İki ayrı buton yerine tek buton koyabilirsiniz. Bir kere bastığınızda butona parçayı sıkıştırır, kontrol edersin. Daha sonra herhangi bir keyfi zamanlamada basarsın, ikinci silindiri indirebilirsin. Veya yıldız üçgen yol verme düşünürsek bir marangozun şerit testeresinde işte orada yıldız ve üçgen paket şartlarla çalıştırılır. Eğer parça küçük bir parçaysa yıldızın dönüş gücü, yıldızdaki motorun dönüş gücü yettiği için sadece yıldızda o parçayı kesebilirsin, üçgene de geçebilirsin büyük butonluktan. Aynı butona mesela peş peşe basarak yıldız veya üçgen arasında geçiş yapabilirsiniz. Burada sormak istediğim soru şu: elinizde iki tane buton var ve iki tane elemanı çalıştıracaksınız. Start'a basacaksınız veya butonlardan bir tanesine basacaksın, birinci çıkış çalışacak. Aynı butona ikinci kez bastığında ikinci çıkış çalışacak. Stop butonuna bastığın zaman da veya ikinci butona bastığın zaman da girişlerin ikisi birden kesilecek. Soru bu. Şimdi bu soruyu çözerken işte sayıcı kullanmak aklınıza gelebilir ve benzeri çözümler aklınıza gelebilir. Burada PLC'nin hani çalışma mantığı vardı ya, yukarıdan aşağı ve soldan sağa doğru komutları işletiyordu. O şeyden çalışacağız, mantıktan çalışacağız. Örneğin input 0.1'e basayım. Setlesin. Örneğin Q 0.0'ı setlesin. Yani butona bastığım zaman Q 0.0 çıkış versin. Şimdi aynı butonla input 0.1 ile Q 0.1'i setleyebiliriz. İkinci çıkışı setleyebiliriz ama buraya bakacak olursanız şey olmaz, sıralama olmaz. Yani birinci basışta değil de bastığınız zaman birinci basışta ikisi birden burada ne yapar? Çıkış verir. Ya hocam şöyle bir şey yapsak, bunun önüne bunun açığını koysak ne olur? Basarsın, setler şu, Q0.0, kapatır, bunu setler. Olmadı mı? Sayıcı koyuyorsun. Sayıcıya girmeyeceğim o kadar detaya. Peki, hocam yine bunun önüne yukarıdakinin açığını koyalım, Q0.0, ama buralara P koyalım. Hani ilk basışta oluyordu ya. Şimdi bastık P, setledim, indik aşağı, bakın yine ilk basışı görüyor. P yukarıdan bu ne olarak değer aldı? 1 olarak değer aldı ve kapadı. Gitti aşağıdakini de çalıştırdı. Tamam mı? Şimdi ben bu satırı yukarı taşıyacağım. Aşağıdaki satırı. Bakın ne olacak? Input 0.1. P koyduk buna da. Q 0.0'ın açığı. Q 0.1'i setledik. 1 bit. Aşağıdan bunu aldım. P'ye düzgün çizelim. Şimdi bakın ne oldu? Input 0.1'e bastım mı? Bastım. P'ye bir çevrim çıkış verdi mi? P'ye bir çevrim çıkış verdi. Ama geliyorum. Q 0.0 açık. Niye? Hafızadaki Q0.0'ın değeri şu anda değer olarak 0. 0 olduğu için açık. Açık olduğu için de Q01'i ne yapmadı? Setlemedi. İndim aşağı satıra. Input 01'e basıldı mı? İlk basışı görüyor hala bu. Bir çevrim çıkış verdi mi? bir çevrim çıkış verdi. Geldik bu 0.0 setledi mi? Setledi. Bunun değeri ne oldu? 1 oldu. Döndü çevir. Yukarı. İmpuls 0.1'e hala parmağım basılı. Yani bastığım zaman parmağım belki birkaç saniye basılı kalıyor bu an. Basılı mı? Basılı. Çıkış verdi mi? Verdi. Ama bu P sadece bir çevrim çıkış veriyordu. Kaçıncı çevrimdeyim şu anda ben? İkinci çevrimdeyim. İkinci çevrimde olduğum için P dışarı ne yapmadı? Çıkış vermedi. Çıkış vermediği için de bu kapanmış olsa dahi enerjilenmedi. Setleyemedi. Elimi çektim butondan. Tamam mı? Butondan elimi çektikten sonra ikinciye basıyorum. O zaman. İkinciye bastığım zaman input 0.1 çıkış verdi mi? Verdi. P butona ikinci kez bastığımda bir çevrim çıkış verdi mi? Verdi. Verdi. Bu kontağı kapalı gördü mü? Gördü. Çünkü bir önceki basmadan şu 0.0'ın değeri ne olmuştu? 1 olmuştu. Bu kontak çıkış verdi. İkinci basışta da kimi setledi? Q0.1'e setledi. Sistemi durdurmak için buraya input 0.0 ve set Q0.0 2 bit deyip sistemi ne yapabilirsiniz? Durdurabilirsiniz. Bakın burada zaman ölçüsü düzeltiyorum. Bakın burada sayı kullanmaktan daha kolay bir çözüm. Ve bunu yaparken de ne yaptım? Sadece sıralama mantığını kullandım. Dünkü çözümlerde de dikkat edecek olursanız sıralama mantığıyla bazı şeyler yapıyorum. Tamam mı? Yani kumandadan piyasa farklıdır. Kumanda paralel olarak çalışır. Enerjiyi verdiğinizde ne kadar paralel kol varsa bütün paralel kollar aynı şekilde enerjilenir ve ayrı ayrı o kollar işlem yapmaya başlar. Öyle yaptığınız zaman da öncelik koymakta sıkıntı çekersiniz. Ama PLC'de bir yazılım mantığı içerisinde gittiği için PLC sıralamasıyla birlikte ne yapabilirim ben? Önceliği daha üst satıra alarak değerlerle, çıkışlarla oynayabilirim. Tamam?